Amida Yük dediğimiz zaman Amida Yük Diyarbakır merkezde yerleşimin ilk başladığı yerdir. Günümüzden 8000 yıl önce yerleşim başlamış ve günümüze kadar kesintisiz olarak yerleşimin devam ettiği ender kentlerden biridir. Sarayın doğu tarafında bulunan Roma dönemi hamamının sıcak suyu kanallarla, tuğlaların döşendiği kanallarla sarayın mekanlarına dağıtılarak burada bir ısıtma sistemi, bugünkü deyimiyle bir kalorifer sistemi oluşturulmuştur. Roma sarayındaki kalorifer sistemi yaklaşık 1800 yıllık bir sistem olup bölgedeki saraylarda bulunan ender örnektir, tek örnektir. Amida Öyük aynı zamanda bölgenin yönetim merkezidir. Hem Diyarbakır bölgesinin hem Roma dönemindeki adıyla Mezopotamya bölgesinin yönetim merkezidir. Yine ilk çağlardan günümüze kadar yönetim merkezinin kesintisiz olarak devam ettiği yerleşmelerden biridir. Bir kalorifer sistemi dediğimiz sistemimiz bu sistem. Alttan ısıtmalı sistem halinde yapılmış. Şeylerde aşağı inemiyoruz. Mesela bu sistem El Cezer'in su sistemidir. Önce şuraları al. Toprak problem değil. Toprağı şeyden de alabilirsiniz. Yani dışarıdan da alabilirsiniz. Şimdi o taşı en sona. Çamba. 2018 yılında Amida Öyük üzerindeki Artuklu Sarayı'nda kazı çalışmalarına başladık. 2018 yılında Diyarbakır'da hep efsanelerde anlatılan ve Diyarbakır İslam orduları tarafından fethedilince Meryem-i Dara'nın kaçtığı söylenen höyün içerisindeki tüneli tespit ettik. Bu tünelin içerisinde aynı zamanda bir su kaynağı var. 2019 yılı çalışmalarında sarayın kabul salonu ve divanhanesi ortaya çıkartıldı. Özellikle bu yıl divanhanenin doğu tarafındaki aşmada yaptığımız çalışmalarda Artuklu Sarayı'nın zemin kodundan yaklaşık 70 santim sonra Roma dönemi sarayının zeminine ulaştık. Roma döneminde sarayın mekanları tegula dediğimiz ince tuğlalarla döşenmiş. Bu zeminin altında da hem havuza gelen temiz su kanalı hem de hamamdan sarayın mekanlarına dağıtılan sıcak suyun kanallarına ulaştık.